Evet, bugün okula gidiyoruz. Şimdi yola çıktım. Sınavlar online'dı. Artık online'dan çıktı. Yüz yüze eğitim oldu. O yüzden okula gidip sınavlara girmem lazım maalesef. İki tanesine girdim, geçmişim. Bu son iki kaldı. Son ikiden de geçebileceğimi hiç sanmıyorum. Lütlere kalacağız. Bakalım ne olacağız, göreceğiz. Yani inşallah bütlerde de geçerim. Ne güzel online'dık ya. Niye oldu böyle hiç anlamıyorum. Online gidiyorduk işte. Yapıyorduk. Yüz yüze nedir ya? Yani şu çağda yüz yüze sınav nedir? Otobüse bineceğim. Oraya gidiyorum. Okul yolu. Burası üniversite. İlk kez kart sordular. Ve benim okul kartım yok. Almamıştım. İçeride bir sen niye geldin falan diye bir konuşma oldu güvenlikle aramızda. Bu zamana kadar hiç kartın yok muydu diye. Şimdi gideceğim kartımı alacağım. Şu ortamın güzelliğine bak ya. Yerler mor mor. Ne kadar güzel. Kokusu da ayrı bir güzel. Sınavım bitti. Şimdi yarınki sınav için not çıkarmaya gidiyorum. Burada bir kırtasiye var, ucuz. Oradan notlarımı çıkaracağım. Yarınki sınava çalışmam lazım. Bu sınav berbat geçti. Kesin büte kaldım. Kesin. Kırtasiyede notlarımı çıkardım. Hazır. Şimdi eşim gelecek, beni alacak. O zamana kadar BİM'e gireyim. Onun işten çıkış saati geliyor. Beni de alacak, beraber eve geçeceğiz. BİM'i gezdim, sonra A101'e girdim, oraları gezdim. Daha sonra eşim geldi, onunla da bir markete gittik. Bir şeyler aldık. Sizlere ne aldığımı göstereceğim. Bu aldıklarımız hiçbir şey yok. 300 lira tuttu. Nasıl tuttu anlamış değilim. Yani 300 lira yakın tuttu. Marketten eşimle beraber gittiğimizde 230 küsur öyle bir şey tuttu. Benimki de bir o kadar var. Yani toplam 300 oldu. 230 değil de öyle. 280-300 var. İçeride sinek girmiş. Kocaman kara sinek ya. Uf, sevmiyorum. Nefret ediyorum. Tiksiniyorum sinekten. Her yere konuyor. Sonra geliyor eve. Oraya buraya konuyor. Bunu düşündükçe çıldırıyorum. Sineği gıcık olurum sineğe. O sineği öldürmek lazım. Neyse. İki tane ekmek var. Bak. Şu kadar soğan. Şu kadar patates. Azıcık patates. Çünkü patatesler çok kötüydü. Kilosu patatesin kaç liraydı ya? 5.90. Şeyinki de 4.90. Soğanınki de. Çok az bir şey aldık. Yumurta aldık. Yumurta 33 lira falandı. Şu da indirime girmiş. Gezen tavuk. Organik değil, gezen. Bu da 20 lira olmuş. İçinde 15 tane varmış. İyi diye aldık. Yani iyi. Şu ikisini unutma. Bunlar da var. Ha, evet, ikisi de var. Bir parça peynir. Peynir ve ayran. Ben de bakıyorum. Bunlar nasıl o kadar tuttu diyor. Zaten peynirle ayran bu... 100 lira yapıyor. Bu ikisini ayrıca dünyanın kendi. Aynen. Sonra şunlardan aldık. Tavuklusunu. Çok zorda kaldığımızda, hiçbir şey yediremediğimde Uygar'a bunu yapıyorum, kesin yiyor. Bunlar zorda kaldığında yedirmelik. Biz de seviyoruz. Sonra şekerli vanilin aldım. Hamur kabartma tozumuz bitmişti. O yüzden ondan iki tane. Bir tane vanilin. Sonra tavuk bulyon, et bulyon aldım. Bunlar da özellikle pilava güzel oluyor. Renk katıyor. Bir de şundan aldım BİM'den. BİM'in herhalde kendi markası. Kokusu pek hoşuma gitti. Normalde deodorant kullanmam. Parfüm kullanmam. Ama bu sefer güzel kokmak istedim. Hiç sevmem parfümü. Kokusu beni nefes almamı zorlaştırıyor. O yüzden. Ama azıcık bir sıktım. Ben öylesine aldım işte ya. Bir de Uygar'a çıtı body aldım. Şöyle atlet. 18-24 yaşmış.
30 lira bu. 2 tane var. 15 liraya gelir. Bir açacağım bunu nasıl olmuş. Bir de A101'e BİM'e. Bunlardan gelmiş. BİM'in kendi. BİM'in eşime atlet alıyoruz. Güzel oluyor atletleri. Seviyorum Comfort Family'yi. Bir de şunu alayım dedim. Bunu da açacağım. Yüksek bel. Aslında pek desem desem pek hoşuma gitmedi ama işte deneyelim bakalım. Sonra şu Uygar'da şu deniz ayakkabılarından aldım. Deniz ayakkabısı. Çünkü havuzda da gittiğimizde ihtiyaç oldu. Çocuk basıyor, kayıyor, terlik giymiyor falan. İyi bir şey. Denizde de iyi olur. Denizde de ayakları yanmaz güneşten. İhtiyacı vardı. Bu da 17 liraydı. 16.90 falan da. Bu yeni çıkmış. Kaç liraydı bu ya? Dur düşünüyorum. Bu da 28-27 küsür bir şey. Dur bakayım şunları açayım bakayım nasılmış. Hadi bakalım şunları açalım nasılmış. Orada açmadım. Oo bayağı da büyük. Baksana. Gayet iyi. Babası dar geliyor çocuğun kıyafetleri diyordu. Halbuki dar değil de. İşte sıkıyor mıkıyor diyor. Çocuğumu sıkmasın diyor. Tamam. Efendim anne. Bir de şuna bakalım. Bilemedim. Güzel gibi de. Rengi çiçekli böcekli. Neyse bakacağız. Kumaşı diğer siyahlarını falan alıyordum ben bunun. Güzel de onlar gibi ya. Sadece yüksek biraz. İyi. Keşke desenlerini de güzel desenler yapsalardı da severek alsaydık yahu. Bugün Anadolu çorbası yapacağım. İnternette gördüm yine. Güzel gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak. Bir yemek kaşığı yeşil mercimek, bir yemek kaşığı kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı bulgur, bir yemek kaşığı pirinç demiş. Şimdi pirinci çıkarmamıştım. Onu çıkarmaya gideyim. Bakalım oğlum beğenirse yer, beğenmezse var yoğurtlu çorba onu yer. Pirinci de koydum. Şimdi bunları yıkayacağım. Sonra 5 su bardağı suda kaynatacağım. Anadolu çorbası kaynıyor. Burada da akşam için kabağı kavuracağım böyle zeytinyağında biraz. Sonra yoğurtlu falan bir yine bir tarif buldum onu yapacağım. Ama bu akşam olacak. Bunu şimdi yapacağım. Sonra sınava gideceğim. Bugün de sınavım var. Çalışamadım. Bunlar pişerken şimdi çalışayım azıcık. Akşam çalışamadım. Sabah da ütü yaptım. Uygar'ı banyo yaptırdım. Yatak odasını topladım, sildim, süpürdüm falan. Kahvaltı yaptık. Yemeğe geçtik. Saat 1 oldu. Daha derslerin başına yeni geçtim. Akşam da çalışamamıştım. Uykum geldi, uyudum. Şimdi 1-2 bakayım. İşte olduğu kadar sınav 4'te. 4'te gideceğim. Biraz bakalım. Ev olmasa, evli olmasan oturursun, ben ders çalışıyorum dersin, geçersin, çalışırsın. Ama öyle olmuyor şu an tabii. Kas dokuyu yapayım dedim. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Bir günde tabii yüklenmiyor bunlar insanın beyni. Bakliyatlar pişti. Şimdi gelelim terbiyesine. Az kalmıştı yoğurt. İçinden biraz aldım. Yoğurt kabında yapacağım. Bir su bardağı yoğurt, yumurtanın sarısı, sonra da bir kaşık un demiş. Bir kaşık. Bunu karıştıracağım, yavaş yavaş ekleyeceğim. Kesilmemesine dikkat ederek. Terbiyeyi karıştırdım. Biraz rengi değişik bir şey oldu. Blender'dan da geçirmiyormuşuz. Vallahi nasıl olacak merak ediyorum. Çok değişik bir çorba. Anadolu çorbasıymış. Burada da biraz tereyağı, biraz zeytinyağı koydum. Soğanı olabildiğince ince doğradım.
Bunu böyle biraz kavuracakmışım. Sonra baharatlarını koyacağım. Kızdıracağım. Sonra üstüne koyacağız. Yani eğer bunu yerse Uygar bir sürü değişik değişik bakliyat yemiş olacak. Çok vitaminli bir şey yiyecek ve ben çok mutlu olacağım. Yemezse biz yeriz de. Yani inşallah güzel olur. Soğanı kavura kavura yok ettim. Artık baharatları koyabiliriz. Kırmızı biber. Yeter. Bir de nane. Karabiber de demiş ama karabiberimiz kalmamış. O yok. Şimdi bunu böyle iyice kızdıracağım. Sonra içine atacağım. Bu da kaynadı, hazır. En son bunları attıktan sonra tuz. Tuzu en son koyun, yoksa kesilebilir demiş. Dinliyorum. Yazan kişiyi dinliyorum. Çorba hazır. Şimdi bunu tatmam lazım. Böyle bırakamam. Tadılması lazım. Bunu da akşam yoğurtlayacağım. Üstüne soğan kavurup koyacağım. Dereotuyla. Öyle bir tarif gördüm. Onu yapacağım. Hemen koydum. güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Uygar bunu yerse bu akşam bayram var. Benim için bir bayram olur bunu yemesi. İnşallah yer. Güzel olmuş. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel. Böyle yoğun yoğun içinde var. Ama ezogelin de böyle sonuçta. Vallahi her bakliyat var. Ne olsun? Daha ne olsun? Çok güzel. Beğendim. Eve geldim. Pilav yaptım. Eşim o yemekler pilavsız olmaz dedi. Et yemeği vardı. Pilavı da yaptım. Şu kabaklı yemeği de yaptım. Sarımsaklı yoğurt, dereotu ve o sabah kavurduğum kabak var. Şimdi içine soğanlı, tereyağlı, zeytinyağlı sos koyacağım. Uygar öyle yapılmaz. Hayır. Hadi gel yemek yiyeceğiz. Hadi gel otur masana. Yemeğimizi yiyelim artık. Üstüne soğanı kavurduğum soğanı koydum. Oğlum. Paşam. O nasıl bir hareket? Yeni çıktı o da. Anadolu çorban gurmem tarafından sevildi. 3-4 kaşık yemiş. Bu demek oluyor ki sevildi demek. Bakalım baba gurmesi sevecek mi? Bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yiyeceğiz. Oturabilirsen yiyeceğiz. Aynen, peynir mi çıkardın? Ne? Yiyeceğim mi? Canım peynir mi istedi? Evet. Çedar. Bir de çedar çıkarmış. Başıma çedar çıkarma. Oh! Şenlik var, düğün var. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Çorbayı sevdi oğlum, yaşasın. Bakalım kabağı da baba sevecek. Babaya da kabağı yedirtebileceğiz mi bakalım. Önce ben simit arası peynirimi yiyeyim. İster misin oğlum? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu da güzel oldu. Baktın mı tadı? Ben baktım, güzel olmuş. Yani yoğurtlu ne güzel o. Her şey güzel olmuş. Yoğurt. Bana bir patlıcan havası verdi. Hiç yiyesim gelmedi. Patlıcanı sevmedim. Oğlum hadi ye anneciğim.